Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemi kitabihil kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil ahireti hum yuqinun. Sadakallahul azim. Ve netaka Resuluhun Nebiyyül Habibül Kerimül Emin. ولا عاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri emsalsiz bir şekilde yaratan, bizlere hidayet olarak kitabı vahyeden, vahyi idrak edebilecek aklı veren ve bizlerin hayatlarımızı devam ettirebilmemiz için sayısız nimetler bahşeden, kainatın hakimi, tek ve yegane ilah, Rab, ibadet ve itaat edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, bugüne kadar yaşamış, bugün yaşayan, bugünden de kıyamete kadar yaşayacak olan gayesi Allah'ın rızası, önderi Resulullah, rehberi Kur'an-ı Kerim olan bütün Müslüman, muvahhid, mücahit, muttaki ve mücahide kullarınıza, kulların üzerine salat ve selam olsun. Evet, bu hafta Allah Azze ve Celle izin verirse müminlerin vasfı olarak Bakara suresinde özellikle zikredilen ve bil ahireti hum yuqinun, onlar ki ahirete kesin kesin iman ederler. Ahirete kesin iman nasıl olur? Ahirete imanın içerisindeki kesinlik vasfını dünyaya olan bakış açısı belirliyor aslında. Ahirete ne kadar kesin iman etmişsin? Yoksa bu imanın içerisinde gevşemeler, eksikler, kusurlar, hatalar, bu gibi şeylerle karşılaşılması dünyaya bakış açımızda endekslidir. Bunu daha net anlayabilmek için imanın şartlarının altıncısı olan iman, ahirete iman bölümünü tekrar bir izah edelim. Tabii ki ahirete imanın anlaşılabilmesi için İman kelimesinin anlaşılması gerekiyor. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Şimdi kalp ile tasdik ne demektir? Ve tasdik ne demektir? Tasdik onaylamak demektir. Herhangi bir kişi bir işlemi yapar, daha sonra bir üst merciye gelir, ondan tasdiklemesini ister, onaylamasını ister. İmanın tasdiklenmiş bir iman olması zaruridir, zorunludur. Öbür türlü iman maalesef geçerliliğini, gerçekliğini kaybetmiş olacaktır. Tasdiksiz bir iman, iman olmaz. Çünkü geçen haftalarda da beyan etmiştik, diliyle iman ettiğini söyleyen insanlar da çıkmıştır. Allah Azze ve Celle onların imanlarına kesinlikle kefil olmamıştır. Bakın, Allah Azze ve Celle onların imanlarını kesinlikle kabul etmemiştir. Şimdi ahirete imanın da geçerli olabilmesi için bazı etkenler vardır, bazı şartlar vardır, bazı kurallar vardır. Bunları inşallah iman meselesini anlayınca daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyoruz. İman dedik ki kalple tasdik, dil ile ikrardır.
Tasdik kelimesini şöyle bir örnekle anlamaya çalışalım. Herhangi bir kişi evlenmek istediği zaman evleneceği kadın hakkında ona biraz bilgi verdiğimizde onun vazgeçeceğini düşünürüz. Veya da kadın içinde bir erkeği söylediğimizde. Diyor ki ben şu kadınla evlenmek istiyorum. Bak abicim sen böyle diyorsun ama o kadın çok para yemeyi sever. O kadın erkeklerle çok laubali olur. O kadın şöyle 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 olumsuz huyları var. Gel sen bu kadından vazgeç. O kadınla evlenirsen sana şöyle şöyle zorluklar çıkarır. Şöyle 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 sıkıntılar çıkarır. Ve bu adam diyor ki hayır ben bu kadınla evlenmek istiyorum. Sen bütün bu olumsuzluklara rağmen bu kadınla evlenmeyi göz alıyor musun? Evet alıyorum. İşte bu tasdikli bir evliliktir. Yine bir kadın içinde erkek. Ya bak bu erkek sabah akşam içki içer. Kumar oynar, eve gelmez, şunu yapar, seni döver. Ve bütün bunlara rağmen sen halen daha o erkeği istiyor musun? Halen daha onun peşinde takılacak mısın? Halen daha onunla evlenmekten vazgeçmeyecek misin? Dediğimizde kesinlikle onunla evlenmek istiyorum der. Evlilik de nikah kıymak için batının bugün malum televizyonlardan da gördüğümüz şekilde hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde falanca kızı falancayı eş diye kabul ediyor musunuz? Şimdi hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde bir kadınla evlenirken bile bütün bunlar dikkate alınıyor. Bir iş yerine gireceğin zaman şu 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 şartlar olmadığı müddetçe işe gelmemezlik yapamazsın veya da haklarını şu şekilde ancak talep edebilirsin. Diğer bir türlü talep edemezsin gibi bazı şartlar sunuyor. İmana yönelik meselelerde aynı hassasiyet olmasına rağmen gösterilmiyor. Yani İslam'da da bazı kurallar var. İslam'ın da giriş için kuralları var. Fabrikaya girdiğinde nasıl senin hayatında bazı kurallar cereyan ediyorsa, İslam'a girdiğinde de senin hayatında bazı kurallar olmak zorundadır. Fabrikanın kurallarına uyunca veya da uymayınca başına bir şeyler geliyorsa, imani meselelerde inancınla alakalı esaslara riayet etmediğinde de ahirette başına bir şey geleceğine inanmalısın. Bunu bu şekilde bilmeliyiz. Bunu bu şekilde kabul etmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidiyoruz. Sahabenin imanıyla bizim imanımızı eleştireceğiz. Karşılaştıracağız. Sahabenin imanını dikkate alıp kendi imanımızı eleştireceğiz. Eğer zaten birebir uyuyorsanız kesinlikle böyle bir eleştiri söz konusu olmayacaktır. Sahabenin hayatındaki özellikle karşılaşmış olduğu meselelere bakışlarında ahiret tek etken, tek önemli meseleydi. Dünyalık çıkarlarını hiçbir zaman için birinci sıraya almamışlardır. Eleştirilecek bölüm ne biliyor muyuz? Ahireti iman esasları arasında zikrederken her yapmış olduğumuz amelde dünyalık bir çıkarı gözetmektir. Dünyalık çıkarın olmadığı ameli işlememektir. Namaz mı kılacaksın? İçerisinde dünyada sana sunulmuş bir rahatı, güzelliği yoksa namaz kılmıyor adam. Yani işleri açılacaksa olur. Ama bu namaz bir de işleri daraltacaksa, rızkı daraltacaksa o zaman ben namaz kılmam. Tutulan oruç eğer işini kesada uğratacaksa o zaman ben oruç tutmam. Yapılan ameller, ibadetler, itaatler ahirete endeksli olmaz, çıkar amaçlı olmaması lazım. İmanda olmazsa olmaz bir şarttır bu. Oysa ki imanlar
ahirete yönelik değil, yapmış olduğu amelin karşını ahirette beklemiyor. Tamamını dünyaya endekslemiş. Kimisi bir kısmını endekslemiş. Kimisi de yarısını endekslemiş. Ama dünyaya endekslenen iman Allah tarafından kabul edilmiyor. Bakın ayet okuyorum, iyi anlayalım. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı olmayacaktır diyor. Şura suresi 20. ayet. Onun ahirette hiçbir payı olmayacaktır diyor. Zengin, fakir ve alimin Allah'ın huzuruna çıktıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış olduğu bir hadis-i şerifi zikrediyoruz. Ey zengin, neyle geldin, ne getirdin dediğinde Allah'ın malımı, mülkümü, her şeyimi senin yolunda harcadım. Daha ne yapabilirdim, neyimi verebilirdim ki dediğinde hayır sen insanlar desinler diye yaptın, bak bugün öyle diyorlar. Dünyalık bir çıkar gözettin malını verirken. Şehide de soruluyor. Sen ne yaptın? Canımı verdim Rabbim senin yolunda. Daha ne yapabilirdim? Hayır sen insanlar ne kadar güzel savaşıyor desin. Ne diye yaptın? Bak şu an dünyaya herkes seni konuşuyor. Hatta insanlar seni konuşuyor. Vay be adam ne savaşırdı ne mücadele. Allah yolunda hiç geri durmazdı. Desinler diye yaptın. Bak şimdi söylüyorlar. İstediğin buydu. Derdin buydu. Dünyada bunun karşını aldın. Ama ahirette artık sen hiçbir nasibin olmayacak. Evet, alime de bu soruluyor. Alim diyor ki Allah'ım ilim öğrendim, senin yolunda mücadele ettim. Hayır, sen insanlar yeryüzünde ne kadar iyi biliyor desinler diye yaptın. Bak şu an yeryüzünde sen anılıyorsun. O yüzden ahirette hiçbir karşılık bekleme. Ve bunun gibi daha niceler. Ahiret endeksli yapılmayan ameller bu noktada maalesef etkisini, gücünü ve faziletini kaybetmektedirler. O yüzden bazen insanlar gece gündüz ibadet yaparlar. Gece gündüz Allah Azze ve Celle ile beraber olmaya çalışırlar. Manevi olarak kalben onun huzurunda olduklarını hissederek beraberliği yaşarlar. Ama görürüz ki o anlarından, o atmosferlerinden sonra fazla da bir etkisi yaşantılarına yansımaz. Bazı kişilerde yansımamanın sebebi bu noktadaki ahirete endeksli imanının zayıf ve kusurlu olmasından kaynaklanır. Yani dünyalık bir çıkar, dünyalık bir menfaati o amelin içerisine bulaştırır. O yüzden de Allah katında öyle bir duruma gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Onu bir takip edelim. Onun ashaba vermiş olduğu eğitime bir bakalım. Dedik ya sahabeden görelim şu ahirete imanı. Tabii ki bu noktada sahabenin hayatından bir kıssa anlatarak bunu söylemeyeceğiz bugün. Sadece sahabenin ahiretle arasındaki ilişkiyi gündeme getirmeye çalışacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara yönelik herhangi bir emirle gittiğinde ashabın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı tavrı semi'ne ve etta'ne idi. İşittik ve itaat ettik. Öyle zor durumlar, öyle zor şartlar yaşadılar ki Resulullah'tan gelen emirleri yerine getirirsek Mekke'deki birçok tehlikeyi göze alacağız diyorlardı. Ve bunu Mekke'nin özellikle Mekke düzeninin kurucuları Ebu Cehil vesaire kişiler bakın dikkat edin Müslümanlara işkence,
maddi noktasında darlık, sıkıntı, aslında zenginleri bu noktada alışveriş yapmamak ve bu gibi şeylerle ambargo koyarken fakirleri, kimsesizleri işkence gibi şeylerle ambargo koyup onları kısıtlıyorlardı. Ve böyle bir durumda Müslümanlar sıkıntı üstüne sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle Medine'ye geçildiğinde de hatırlarsanız Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesinde Zeynep binti Cahş'la Zeyd bin Harise'nin yaşamış olduğu bir olay aktarılır tefsirlerde. Nedir bu olay? Normalde Mekke'nin adetlerinde bir zengin bir fakirle, bir fakir bir zenginle evlenemez. Bu mümkün değil. Başka bir adet daha vardı o gün. Evlatlık olarak almış olduğun bir kişinin, bir kölenin onu azat ediyor ve ona evlatlık kabul ediyor. Onun boşadığı kadınla babası evlenemez, üvey babası. Üvey babanın boşadığı kadınla evlatlık evlenemez. Bu Mekke'deki helal ve haram hududunu belirleyen Mekke toplumunun ve örf adetinin bir sonucuydu. Böyle bir hükümleri, kanunları vardı. Allah Azze ve Celle Resulüne onların bu noktadaki bu kurallarını yıkması için, bunu görmemesi için, bunu kabul etmemesi, tam tersi Allah'ın bu noktadaki hükmünü belirlemesi için Resulullah'a emrini verdi. Zengin fakir, fakir zenginle evlenemez. Kölelikten yeni çıkmış bir kişi nasıl olur da varlıklı ve aşiret sahibi olan bir kişiyle, yani aşireti üstün makamda olan bir kişiyle evlenme teklif edebilir? Bu da onlarda olumsuz bakılan bir durumdu. Ama Allah Azze ve Celle bu Allah katında caiz miydi? Caiz. Diğeri caiz miydi? Caiz. İşte Allah bunu Mekke'deki bu düzeni değiştirme adına koyuyordu. Sen Muhammed Zeyd bin Harise'nin boşadığı Zeynep binti Cahş'la evleneceksin. Mekke'nin aslında bu bakış açısı yıkılıyordu. Bakın burada Müslümanlar büyük sıkıntı ve zorluklar çektiler. Mekke'de insanlara İslam anlatılıyordu. İnsanların hidayet noktasına kazanılması için mücadele ediliyordu. Oysa ki verilen bu mücadele sonrasında indirilen bu emir Mekke toplumuyla Resulullah'ın karşı karşıya gelmesini, hatta Resulullah'a tabi olan bütün müminlerin karşı karşıya gelmesini gerektirecekti. Ve ne oldu? Ahirete iman ettiğini söyleyen müminler bir imtihandan geçirildiler. Çünkü dünyada büyük bir sıkıntı göreceklerdi. Eğer Allah'ın bu emrini yerine getirirlerse, zorluklarla, İnsanların tepkisiyle karşılaşacaklardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu noktada farklı iftiralar bile gündeme gelebilecekti. İftira noktada şu diyor, hakaret babında söylüyoruz bunu. Farklı hakaretler gelecekti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada hiçbir şekilde dik duruşunu bozmadı. İmtihanın ağırlığı etkilenmedi demiyoruz. İmtihandan sahabe etkilenmedi demiyoruz. Bazı imtihanlar oldu ki sarsıldılar. Sıkıntı ve zorluk çektiler. Ama hiçbir zaman için dünyayı alıp da ahireti bırakmadılar. Ahiretleri karşısında dünyaya hiçbir zaman için meyletmediler. Dünyaya meyletmeleri dünyadan istifade edip ahiretlerini daha güzelleştirmek içindi. Yoksa dünyaya meyledip ahiretlerini heder eden bir topluluk olmadılar hiçbir zaman. Ahirete imanları
kesinlikle hiçbir çıkar gütmeden öldükten sonraki hayatta Allah'tan görecekleri mükafata ve bunun üzerine bina edilmekteydi. Ama maalesef günümüzde çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki dünyaya endeksli bir iman gündemde. Bazı çıkarların altında yatan iman. Evet, iman ettim diyor. Yalnız ben şimdi şunu yaparsam şu olacak, bunu yaparsam bu olacak. Namaz kılarsam işlerim zayıflar, şunu yaparsam dükkanı nasıl kapatayım? Hatta bunu en çok ilim öğrenme noktasında kullanılıyor. Vaktim yok diyor. En zenginine soruyorsun, ilim öğrenme noktasında teklif götürüyorsun. Diyor ki yo, bu kadar malım mülküm var, ben bunların peşine koşmazsam bozulur diyor ortalık. Ve bu noktada gelirim azalır. Benim peşine koşup takip etmem lazım. Bir altına gidiyorsun, hedefi bir üste ulaşmak. Daha da zengin olmak için şu işleri bitirmem, şunu da alırsam falanca gibi zenginliğe ulaşacağım. Ondan sonra rahat edeceğim, ondan sonra ben gel beni çağır halledelim konuşalım. Ama önce onu bir yapayım. En garibanına gidiyorsun, en zenginine gittik. En garibanına gidiyorsun. Diyor abi diyor, ben çalışmam lazım diyor. Onun bir üstüne gidiyorsun, çalışmam lazım yoksa diyor en gariban gibi olacağım diyor. Herkesin kendine göre bir kriteri var. Herkes kendine göre bir yol çizmiş ve herkes bir hedef belirlemiş, onun üzerinde yürümektedir. Ahiret bu hedeflerin arasında böyle böyle aralarsın ya, nerede orada görünmüyor sanki. Tamam, sepetin içinde var. Ama neresinde araman lazım. Ahiret de bizim inancımızda olabilir. Yalnız bu zahire ne zaman yansıyacak? Bunun tecellisini ne zaman göreceğiz? Bunu görebilmek önemli olandır. Her meselede dünyalık bir çıkar beklememeliyiz. Ahirette alacağımız mükafatı dünyalıklarla zehirlememeliyiz. Dünya hayatına bakış açımız ahireti kazanmak için bize verilmiş bir fırsat olmalıdır. Öbür türlü dünya hayatı ahiretimizi zehirleyen bir zehire dönüşebilir. İsra suresi 18 ve 19. ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Mealen. Bismillah. Kim bu geçici, aceleli olan dünyayı isterse ona dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz diyor. Dünyadan dilediğimiz kimselere dilediğimiz kadarını hemen veririz. Sonra da ona cehennemi mekan yaparız diyor. O buraya kınamış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak gider. Kim dünyayı isterse o isteyenlerden dilediğimize dünyalık istediğinden dilediğimiz kadarını veririz. 10 kişi dünyalık mı istiyor? Allah diyor ki ben onların dilerim, onuna da veririm. Dilersem 5'ine veya 8'ine veririm. 8'ine dünyalık verecek de diyor ki bu 8'ine dünyalığı verirken de bu 8'i ne istedi benden? 10 tane araba mı istedi? O 10 arabanın 10'unu birden vermem. Onun da bir kısmını veririm diyor. Kim dünyalığı isterse diyor dünyanın bir kısmından, o isteyenlerin bir kısmına dünyanın bir kısmını veririz diyor. Ve dünyada istediğine ulaşamazken ahirette ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu da gösteriyor. Ve diyor bu dünyalığı ona sunarken ona cehennemi de mekan olarak hazırlarız diyor. 19. ayette de İsra 19, kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların karşılığı da verilecektir diyor.
Kim bir mümin olarak ahireti ister, ona ulaşmak için çalışırsa, işte ona ahirette mükafat vardır. İşte ona ahirette müjde vardır. İşte ona ahirette ikramlar vardır. Ve çalışanlar böylesi için çalışsınlar diyorlar Saffat suresinde. Nasıl çalışmamız gerekiyor? Allah Azze ve Celle çalışırken ahirete nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte de söylüyor. Allah Azze ve Celle de Saffat suresinde bu olaya işaret ettiğini söylüyor ulema. Neymiş anlatılan kısa? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden önceki dönemlerde İsrailoğullarından bir kafir ve mümin vardı. Bunların ikisi bir iş yapıyorlardı. Anlaşamadılar ve daha sonra ayrılmak zorunda kaldılar. Bu söylemiş olduğum kıssa, hadis İbni Kesir'in tefsirinde Saffat suresinin 51 ve 61. ayetler arasında geçmektedir. Ve birkaç tane farklı rivayet var. Ben sadece bir tanesini aktaracağım. Muhtevayı verebilme adına özet geçmeye çalışacağım. Diyor ki mümin ortakla kafir ortak ayrılmaya karar verdiler ve ayrıldılar. Mallarını sattıklarında 6000 dinar çıktı. 6000 dinarın 3000 dinarını mümin ortak, 3000 dinarı ise kafir ortak aldı. Kafir ortak bu 3000 dinarı almakla beraber hemen diyor 1000 dinarıyla gitti bağlar, bahçeler, hurmalıklar ve üzümlükler aldı. Ve aradan epey bir zaman geçti, mümin ortağını gördü. Dedi ki ne yaptın malını, nasıl değerlendirdin? Diyor ben bir şey yapmadım, sen nasıl değerlendirdin? Diyor ben 1000 dinarıyla bağlar, bahçeler, hurmalıklar ve üzümlükler aldım. Ve mümin ortak kafirden ayrılıyor. Akşam Allah'ın dilediği kadar ibadet ettikten sonra 1000 dinarını önüne koyuyor. Diyor Allah'ım falanca kişi 1000 dinarla bağlar, bahçeler, hurmalıklar ve üzümlükler aldı. Ben ise senden ebedi olan ahiret yurdunda bağlar, bahçeler, hurmalıklar ve üzümlükler istiyorum diyor. Ve sabah olunca 1000 dinarı Allah yolunda tasadduk ediyor. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Tekrar karşılaşıyorlar. Kafir mümin ortağı soruyor. Diyor ki ne yaptın? Malını nasıl değerlendirdin? Diyor ben bir şey yapmadım. Sen nasıl değerlendirdin? Diyor hani 1000 dinarla bağ, bahçe, hurmalık ve üzümlükler almıştım ya. Kendi başıma onun peşinden koşup yetiştiremedim. O yüzden bağ, bahçeye, hurmalara bakması için hizmetçiler tuttum diyor. Ve mümin ortaktan ayrılıyor. Mümin ortak da gece eve gidiyor. Allah'ın dilediği kadar ibadet ettikten sonra 1000 dinarı önüne koyuyor. Diyor Allah'ın falanca kişi bağ, bahçe ve hurmalıklarına bakması için hizmetçilere 1000 dinar ayırdı. Dünyanın geçici olan varlık şeylerine 1000 dinarını ayırdı. Ben de diyor ahirette senden gılmanlar, hizmetçiler istiyorum diyor. Ve 1000 dinarını sabah olunca gidip Allah yolunda tasadduk ediyor. Aradan epey bir zaman geçiyor, tekrar karşılaşıyorlar. Kafir soruyor malını nasıl değerlendirdin? Mümin ortak diyor ki ben bir şey yapmadım, sen nasıl değerlendirdin? Diyorum malımın 1000 dinarıyla mihir karşılığında bir kadınla evlendim diyor. Ve mümin ortak eve gidiyor, gece Allah'ın dilediği kadar ibadet ettikten sonra 1000 dinar önüne koyuyor. Diyor Allah'ın falanca kişi kendisi yaşasa da karşıdakinin yaşayacağı garanti değil. 1000 dinarı yatırdığı kadın yaşayacak olsa da kendisinin yaşayacağı garanti olmamasına rağmen böyle bir şeye bu yatırımı yapmışken ben cennette senden huriler istiyorum diyor. Ve 1000 dinarına sabah olunca Allah yolunda tasadduk ediyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Mümin bir ortak bir işe giriyor. Çalışmış olduğu iş yerinde hayvan bakıcılığında hayvan sahibi, ahırın sahibi gelip mümin ortağı azarlayıcı birkaç söz söylemesiyle onu işten çıkarıyor. Mümin ortak sıkıntılar yaşıyor, zorluk yaşıyor. Diyor ki
Eğer kafir ortağımın yanına gidersem o bu konuda bana iş verecektir diyor. Kafir ortağının yanına gidiyor. Kafir ortağının yanına gittiğinde kapıda korumaları görüyor. Diyor ki falanca kişiyle görüşecektim. Diyor haberi var mı senin geleceğinden? Hayır. Ama diyor benim geldiğimi söylerseniz beni hemen kabul eder. Diyor madem seni kabul eder burada otur bekle. Sabah çıktığında görüşürsün. Ve orada oturup diyor yere uzandı. Bir kısmını ceketinin bir kısmını altına bir kısmını üzerine örtüp uyudu. Sabah olunca mümin ortağının dışarı çıktığını gördü. Hemen kafir ortağın dışarı çıktığını gördü ve mümin ortağın dışarıda bulunduğunu gördü. Gözü ona ilişti ve ona yaklaştı. Tokalaştılar. Dedi ki hayırdır sen buraya neden geldin? Diyor işte senin halin, işte benim halim. Ben senden sadece günlük yiyeceğimi, karnımı doyurabilmem için yiyeceğimi ve elbisem eskidiği zaman da onu yenilemen için bir iş istiyorum. Diyor sen de 3000 dinar aldın, ben de 3000 dinar aldım. Ne yaptın malını diyor, nereye harcadın? Diyor işte senin halin, işte benim halim. Sorma bunu. Bana iş verecek misin, vermeyecek misin? Diyor ki eğer benim soruma cevap verirsen sana bundan daha güzelini vereceğim. Diyor birisine borç verdin malımı. Diyor kime verdin? Diyor borcuna çok sadık birisine. Diyor kimdir o borcuna sadık olan? Diyor alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye verdim. Daha sonra kafir ortak hemen elini çekiyor. Yoksa diyor sen de öldükten sonra dirilmeye inananlardan mısın diyor. Ve aradan epey bir zaman geçiyor. Kafir bu noktada refah içinde bir müddet daha yaşadıktan sonra ölüyor. Ve mümin ortak da bir müddet daha bu şekilde sefalet içerisinde yaşıyor ve o da daha sonra vefat ediyor. Allah Azze ve Celle mümin ortağı cennete koyuyor. Mümin cennete girdiğinde bağlar, bahçelikler, hurmalıklar ve üzümlüklerin yanından geçerken soruyor yanındakine. Diyor bunlar kimindir? Bunlar kimin içindir? Denildi ki bunlar senindir. Subhanallah dedi benim amellerim bu kadar değerli miydi? Ve daha sonra devam ederler. İleride hizmetçiler ve kılmanlar görür. Bunlar kimindir diye sorar. Bunlar senindir diye cevap verilir. Subhanallah dedi benim amellerim bu kadar değerli miydi? Ve biraz daha devam eder. İleride kırmızı yakuttan bir çadır. Onun içerisinde bir huri. Onu görür ve der ki bu kimindir? Bu senindir denilir. Subhanallah dedi benim amellerim bu kadar değerli miydi? Daha sonra ona cehennemden bir perde açılır. Cehennemdeki kafir ortağı onun gözüne ilişir. Nedir biliyor musunuz? Neredeyse az daha sana meyledecekti. Neredeyse az daha senin gibi bütün yatırımı dünyaya yapacaktım. Neredeyse Allah için yapmam gereken şeylerden vazgeçecektim. Neredeyse Allah Azze ve Celle'ye adamam gereken canımı, malımı senin uğrunda heder edecektim. Neredeyse Tevbe 111. ayete ters muhatap düşecektim. Ayetin gereğini yerine getiremeyecektim. Neredeyse Tevbe suresinin 24. ayetin tehdidine uğrayacaktım. Neredeyse şu ahiret hayatımı mahvedecektim. Yekulu ya leyteni kaddemtü li hayati. Keşke bu hayatım için bir hazırlık yapsaydım. Neredeyse o keşke diyenlerden olacaktım. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ O gün Allah'ın ödeceği azabı hiç kimse edemez. Ve o gün Allah'ın vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ O gün Allah'ın vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz.
Ayetin sonunda ehad kelimesi geçmektedir. Ne demek ehad? Tektir. Azap etmede tektir. Mükafat vermede nasıl tekse azap etmede o tektir. Sen ahiret için yapman gereken amelleri, göstermen gereken gayreti, mücadeleyi yapmaktan seni alıkoyan ne? Hangi tehdit? Hangi tehlike? Seni neyle tehdit ediyor? Seni ateşle mi tehdit? Vallahi cehennem ateşi daha sıcaktır, daha tehlikelidir. Seni bağlar mı vuracaklar sana? Vallahi diyorum, Allah'ın vuracağı bağ daha tehlikeli, daha sıkıntılıdır. Dünyadaki bağlar geçicidir. Dünyadaki azap geçicidir. Ahirettesi ki, ahirettekisi ise ebedidir. Ve Allah'ın vuracağı bağ kimse vuramayacaktır. Ahirete iman etmiş bir kişi ahiretteki tehlikedeyse aman dünyada başımıza ne gelecekse gelsin ama yeter ki Rabbimizin azabıyla karşılaşmayalım demek zorundadır. Ki bunu Firavun'un sihirbazları söylemişlerdi Musa Aleyhisselam iman ettikten sonra. Ey Firavun, sen bize ancak bu dünyada yaparsın. Rabbena efrig aleyna sabra ve tevfenne muslimin. Rabbimiz, Firavun'un işkenceleri çok ağır ve tehlikeli, bunu kabul ediyoruz. Rabbimiz, Rabbena efrig aleyna sabra ve tevfenne muslimin. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. Hedef ahirettir. Firavun'a sen ancak bize bu dünyada yaparsın diyebilmeliyiz. Yani dünyada seni maddi ve manevi huzursuz edecek, seni ahiret için yapman gereken mücadeleden, amelden alıkoyacak etkenler bu noktada Allah'ın tehdidinden daha tehlikeli etkenler değillerdir. Onu demek istiyorum. Yine dünyada senin Allah'ın rızasını bırakıp da meylettiğin nimetler, lezzetler, Allah'ın sunacağı nimet ve lezzetler kadar etkili, güzel, ebedi değildir. Bu niye anlaşılması lazım? Ahirete iman budur. Ebedi azap ve ebedi nimet yurdu. Dünyada geçici azap, geçici nimet. Ahireti kazanmak isteyenler geçici olanı ebedi olanla değiştirmesinler. Ahiret öldükten sonraki hayat. Allah Azze ve Celle ahiretimize yeterli ve gerekli şekilde iman edip onun için hazırlık yapmayı ümmete Muhammed'e içinde de bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.